Hangilerini talep ediyor? Hangilerinde oturmak ister? Gördüğünüz gibi peyzaj düzenlemesi falan mevcut. Hani rezidanslar toplu yaşam alanları aslında. Ortak alanlar da mevcut tabii ki. Spor salonları var. Böyle oturulan park alanları var. Yani kalabalık alanlar kısacası. Güvenlikli tabii ki. Yani güvenilir bir mekan. Daha sonra tek daireler var. Birazdan göstereceğim villalar yine aynı şekilde. Site halinde villalar da var. Tabii ki müstakil villalar da var. Günümüzün yapılaşma şekli bu şekilde. Yani rezidans şeklinde yapılıyor. Gördüğünüz gibi şu uzaktan gösterdiğim binalar Çorlu Emlak Konutları. Yani şehirler kalabalıklaştıkça yüksek binalar da artıyor. Tabii ki belli bir sınır getirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Gerçekten çok yüksek binalarda oturulacak gibi değil ama insanlar hani yaşamın getirdiği durumlara uyum sağlamak zorunda kalıyor. Yani buralarda oturuyorlar. Hani 7 kattan yukarısı fikrimce çok yüksek olduğunu düşünüyorum yani. Şimdi karşıda gösterebilirsem gördüğünüz gibi site içi villalar var. Hani durumu iyi olan insanların genelde tercih ettiği yerler. Tabii ki herkes ister müstakil bir evinin olmasını. Kendine ait sadece. Toplumsal yapı içinde ekonomik olarak geçirilen süreçler insanlar tabii ki dairede veya müstakil evlerde, villalarda oturacak şekilde sınıflıyor ne yazık ki. Yani sonuçta herkes aynı evlerde oturamıyor. Aynı imkan ve kabiliyete sahip değil. Ama benim tavsiyem şu olurdu. Hani kendim de öyle düşünüyorum. Hani insanlar oturacağı ev sadece kendine ait olsa daha güzel olur. Yani müstakil olsa. Tabii ki maliyeti fazla bu işin tabii ki. Hani bir daire gibi değil. Ama iş yerine yakınsa ya da insan şehre yakın yerde oturmak istiyorsa daire alır. O da ayrı bir olay. Gördüğünüz gibi yeni şehirler kuruldukça böyle peyzaj alanları da yapılıyor. Yollar düzenleniyor. Yani arazi tarla olan yerler gördüğünüz gibi yapılaşmaya açılıyor. Ve yoğun bir göçle de buralar şehir haline geliyor. Bunun en tipik örneği İstanbul tabii ki. İstanbul'da birçok banliyö, birçok böyle ilçe mevcut zaten. Yani yoğun göç alan. Çok kalabalık. Bu şekilde size anlatacaklarım. Gördüğünüz gibi böyle bir müstakil bir villada mı oturmak isterdiniz yoksa böyle bir rezidansta mı? Veyahut da bir dairede mi? Tabii ki bu ekonomik durumla alakalı bir durum. Ama ben eminim ki %90 insanların kendine ait müstakil şöyle evlerde oturmak istediğini düşünüyorum. Yani karşınızda gördüğünüz gökdelende mi? Atıyorum 15. katında oturduğunu düşünün. 15. katta mı oturmak istersiniz? Ya da böyle kendinize ait bahçeli bir evde mi? Bunun kararını verecek sizlersiniz. Tabii ki çalışma azminizle
ekonomik durumunuzu düzelterek yapabilirsiniz. Tabii bu yoğun bir süreç, uzun bir süreç gerektiriyor. Yani kolay değil böyle şeyler almak. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı.